lütfen takipte. Sözü de Burcu Yıldırım'a bırakıyoruz. Burcu Yıldırım, MYK toplantısı başladı mı? Gündem başlıklarında neler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Ülkü Çoban, MYK toplantısı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 13.30 itibariyle başlaması planlanıyordu. Ancak o toplantı hala başlamadı. Önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor. Tam da anayasa tartışmaları, değişikliği tartışmaları devam ederken, iktidar kanadından yumuşama açıklamaları gelirken, demokrasi açıklamaları gelirken yine muhalefet partilerinden anayasa değişikliği tartışması bugün Merkez Yönetim Kurulu, CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Aynı zamanda Özel ve Erdoğan görüşmesinde değerlendirecek bu toplantıda yine Merkez Yönetim Kurulu. Aynı zamanda gün ekonomi ve dış politikada yer alacak ve yasama takvimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunacak. Siz de bahsetmiştiniz yayının başında, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın mezarı başında da aslında anayasa çıkışı yapmıştı CHP lideri Özgür Özel. Bu üç ismin 68 kuşağının da aslında anayasaya uygun davranması gerektiğine yönelik eylemlerin içerisinde bulunduğu ve mücadele ettiği, ancak onların da terörize edildiği ve idam edildiği ifade edilmişti yine Özgür Özel tarafından. Biz o gün bugündür aslında Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş muasır medeniyetleri seviyesine ulaşması için anayasayı, toplum yasasını baştan beri savunuyoruz demişti. Bugün de anayasayı savunuyoruz. Ancak anayasanın uygulanmayan maddelerini hatırlattı tekrar tekrar. Taksim'e işçilerin kapısı açılmıyorsa, Devrim Stadyumu ODTÜ öğrencilerine verilmiyorsa, insanlar toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını rahatça ülkenin dört bir yanında kullanamıyorsa, haklarını talep edemiyorsa yeni bir anayasa nasıl olacak? Mevcut anayasa uygulanmıyorken dedi Özgür Özel. Tam konuşmasının hemen ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi ve CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi kritik bir görüşme daha yaptı. O görüşme Ayşe Ateş ile birlikteydi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. 2 yıldan fazla bir zamandır cinayetin üzerindeki sis perdesi hala aydınlatılmadı. Türkiye kamuoyu bunu merak ediyor. Bu yolda, bu cinayete gelen yolda döşenen taşları merak ediliyor. Ancak bir iddianame açıklandı. Bu iddianameye ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Tam bugün Ayşe Ateş, Özgür Özel'le birlikte görüşmesinin hemen ardından yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmesinin hemen ardından açıklamalarda bulundu. Dedi ki bu iddianame alacak verecek davası gibi gösterilmiş bir iddianamedir. Ne benim verdiğim görüşmeler, ifadeler yer alıyor, ne arkadaşlarımızın verdiği ifadeler yer alıyor iddianamede diye tepkisini gösterdi. Özgür Özel'den destek talep etti. Özgür Özel ise hem manevi hem maddi olarak destek olacaklarını ve bu soruşturma sürecinde, bu dava sürecinde yanlarında olacaklarını ifade etti. Aynı zamanda Ayşe Ateş başkaca açıklamalarda daha bulundu. Erdoğan'la da ilgili Erdoğan'dan da bir görüşme talep ettiklerini ifade etti. Ancak kendilerine yanıt gelmediklerini yine söyledi. Öte yandan kendisinin bu cinayet ile ilgili birçok bilgiye sahip olduğunu, yayın yasağı, bu yasaklar, iddianame üzerindeki yasaklar kaldırıldıktan hemen sonra basınla ayrıyeten bir açıklama yapacaklarını ve gücünün yettiğince hayatı boyunca aslında mücadele edeceğini de yine ifade etti. Tam bu noktada hem Ayşe Ateş'in iddianamesinde, aslında iddianameyi eleştirme noktasında bahsettiği konular da anayasaya ilişkindi. Çünkü eğer anayasaya uyulsaydı, eğer yargı, bağımsız yargı düzenli bir şekilde hayata geçseydi, bu şekilde bir iddianame görmeyecektik. Çok gelişi güzel yazılmış bir iddianame diye de CHP'den sesler aynı zamanda yükseldi. MYK toplantısını tekrar ifade edelim, henüz başlamadı. Öncesinde, hemen öncesinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir görüşme yaptı Özgür Özel. Önümüzdeki dakikalarda Merkez Yönetim Kurulu toplantısının başlaması devam ediyor. Ana gündem maddeleri ise Erdoğan'la yapılan görüşme ve anayasa değişikliği tartışmaları olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyelim ve sözü size bırakıyorum.
bırakalım. Evet, muhabirimiz Burcu Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemini ve onun öncesinde Özgür Özel'in verdiği önemli mesajları izleyicilerimizle paylaştı. Şimdi bir de Özgür Özel'den dinleyeceğiz sevgili izleyenler. Az önce size vurguladım. Yeni anayasa gündemine ilişkin planını